DTA Akademi'nin değerli izleyicileri, yazar ve eseri programımızın yeni bir konuğuyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Rezan Birlik. Kendisi Batılı Seyahların Gözüyle Şırnak ve Çevresi adıyla DTA Yayıncılık tarafından okuyucuyla buluşan kitabın yazarı. Özellikle Batılı Seyahların bölgeyle ilgili çalışmalarını kapsamlı, detaylı bir araştırmaya tabi tutarak bir eser halinde bizlere sundu. Rezan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. İyisiniz. Çok şükür. Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Biz de çok iyi. Sizi gördüğümüze de çok sevindik. Bugün yine ilginç bir konuyla izleyicilerimizle buluşuyoruz. Yazar ve yazarın doğal olarak da eserini, ortaya çıkış hikayesini tabii merak ediyoruz. Bu bağlamda sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Çalışmanız Şırnak özelinde Batılı Seyahların bölgeye ilişkin araştırmalarını, gözlemlerini, yazılarını bir araya getiriyor. Dolayısıyla bölge çalışmaları açısından gerçekten kıymetli bir çalışma. Öncelikle bu özverinizden ve titiz çalışmanızdan dolayı sizleri kutluyorum. Eyvallah. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Kitabımızın e-yayın olarak önce yayınlanmasında, ardından kitabın tanıtılmasında bu gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı ben teşekkür ederim. Şırnak'ın tanıtılması için iyi bir fırsat olduğuna inanıyorum. İnşallah bu da bir öncü olur ve kaynak olur. Araştırma yapacak kişilere bir yardımcı niyetinde, rehberlik niyetinde olacağına ben inanıyorum bu çalışmanın. Daha hiçbir kuşkumuz yok. Tarih boyunca özellikle Şırnak ve çevresinde dahil olduğu bölge tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Mezopotamya'nın yanı başında pek çok uygarlığın ayak bastığı topraklar bunlar. Her ne kadar son birkaç on yıldır biraz daha farklı görülüyor olsa da dışarıdan gerçekten buranın sahip olduğu tarih, kültür, medeniyetin izleri ciddi anlamda çok hak etmediği değeri, şu an hak etmediği değeri gördüğünü söylememiz gerekiyor. Hak ettiği değeri görmesi için de bu çalışmalar ciddi anlamda birer rehber olacaktır. Araştırmacılar için iyi birer kaynak olacaktır. Şimdi ben bu anlamda sohbetimize belki buradan başlamak istiyorum. Yani bölge çalışmanızın oluşturulmasında tabii ana dayanak noktasını oluşturuyor mu? Bölge neden önemli Razan Hocam? Belki buradan başlayabiliriz. Evet, şimdi Sayın Hocam, Şırnak coğrafi olarak önemli bir yerde. Yani Mezopotamya olarak adlandırılan tarihi bir bölgede. Mezopotamya'nın yukarı kuzey kısmında kalmaktadır. Aşağı tarafta da insanlığın özellikle Nuh tufanından sonra Musul civarında Asurların, Babillerin, Sümerlerin medeniyet kurdukları, dünya insanlığının yayıldığı bir coğrafyadır. Bu bakımından Batı tarafının, Batı insanların her zaman ilgisini ve dikkatini çekmiş ve bundan dolayı sürekli bu bölgelere seyahatler yapılmış ve bu seyahatler esnasında Şırnak'ta burada bir geçiş, transit geçiş noktasında bulması sebebiyle bu bölgede gözlemlerinde aktarmışlar. Bir önemli dikkat çeken bir nokta da bu bölgede özellikle Curi Dağı'nın bulunması. İnsanlık tarihi açısından önemli bir mekan gerçekten. Ve buraya gelen batılı araştırmacılar bu dağın özellikle tarihi üzerinde bir araştırma yapmışlar. Cudi Dağı'na çıkmışlar. Sefine bir noktası çıkmışlar. Oradaki tarihi bölgeler var. Onlara dikkat etmişler ve oradaki bazı tarihi belgeleri keşfetmişler. Ve burada da dönem içerisinde geçmiş tarihte Asurlar, Partlar, ondan sonra Selçuklar, Osmanlılar dönemin burada ciddi bir hakimiyetin olduğu ve geçmişte bir tarih hazinesinin yattığını fark etmişler ve bunu dünya kamuoyuna duyurmuşlar. Ve biz bu yatan hazineyi biz farkına varmamışız. Yüzyıllardır bu bölgede yaşamışız ama belki inanın Göbekli Tepe'den daha eski yerleşim yerleri var burada. Ve halen de baki topraklar araştırması gerekiyor.
İşte üniversitemizin bu bölgede kurulmasından itibaren sempozyumlar yapılmış. Çok önemli çalışmalar bunlar. Şırnak Sempozyumu, Cudi Nuh Tufanı ve Cudi Sempozyumu, Cizre Sempozyumu, Uludere, Beytüşebap çok muazzam katkıları oldu. Bu çalışmalara baktığımız, tarihle ilgili, Şırnak'la ilgili çalışmalara baktığımızda güzel kaynaklar, güzel bilgiler verilmiş. Ancak daha çok Osmanlı arşivleri üzerinden verildiğini fark ettim. Arada böyle batılı seyahların bilgileri verilmiş ama çok böyle yeterli değil. Akademik anlamda yapılan bir çalışmalar da olmadı. Osmanlı arşivleri yani daha çok siyasi günlük olayların üzerinden daha çok gidilmiş, yazılmış belgeler üzerinden verilen çalışmalar, buradaki yapılan sunumlar. Yani sosyo-kültürel hayat, ondan sonra örf adetler, ekonomi durumu, yani günlük hayatla ilgili birçok olayları vermiyor. İşte bu açığı kapatacak olanlar da seyahatnamelerdir. Seyahatnameler hakikaten öyle ilginç bilgiler veriyor ki yani bir oradaki bölgede yaşayan insanların kıyafetinden işte eğilimlerinden, yönelimlerinden, coğrafyadan, tarihi gelişim serüveninden tutun yeraltı kaynaklarından yerüstü kaynaklarına kadar birçok olayı burada verebilmekte. Biz de bu açığı kapatmak için özellikle bu bilgilerin verilmediğini fark edince bir iki seyyah ile araştırarak bir seyyahtan diğer seyyaha ulaştık. Hakikaten birisi bizi diğerine ulaştırdı. Diğerini bulurken bu sefer diğerine ulaşmaya başladık ve burada muazzam bir kaynak, bir literatür çıktı ortaya. Ben de hakikaten çok şaşkınlıkla takip ettim, izledim. Yaklaşık 6 ay mı aldı? İşte buradan İngiliz, Alman, Fransız seyyahların belgelerini, işte notlarını, günlüklerini, mektuplarını, bunların hepsini ulaşarak aldımlar. Biraz da İngilizce bilgimiz ve çevremizdeki işte Almanca, İngilizce'nin arkadaşların yardımıyla uzun süren bir çalışmada bu günlük bilgiler, sosyal, kültürel hayat, İktisadi hayatla ilgili, coğrafya tarihle ilgili bilgileri burada ulaştım. Hakikaten çok muazzam bilgiler var. Beni heyecanlandırdı. Çünkü çalışılmamış ve kaynaklarda şimdiye kadar yayınlanmamış bilgiler var. Halen de araştırıyorum. Halen de inceliyorum. Güzel bilgiler de var halen daha. Evet. Ezan Hocam, güzel bir yere dikkat çektiniz orada. Evet. Şimdi daha önceden yapılan çalışmalar, özellikle tabii akademik araştırmaların Osmanlı arşiv belgelerine daha çok tarih perspektifinden yaklaşarak ve biraz da bölgenin dini yapısı, toplumsal yapısında dinin hakim olmasından dolayı da daha çok ilahiyat çevrelerinin o yöndeki müktesebatıyla araştırmaların ortaya çıktığını gördük. Yani buralarda dergahlar, medreseler, seydalar ve onların yaşam alanları ya da geçmişteki etkileri üzerine pek çok çalışma var. Önemli şahsiyetler, dini kurumlar vesaire bakarsak. Ama siz bir şeye dikkat çektiniz. Ötekinin gözünden, tırnak içinde, buraya bakış ciddi anlamda bir boşluk oluşturmuş. Yani seyyahlar, biz biraz kendimizden olanların bize bakış açılarını en azından konu etmişiz ve bilimsel araştırmalar çoğunlukla bu yönde çıkmış. Bu bence çok önemli bir ayrıntı. Çünkü ötekiler bize nasıl bakmış? Bu çalışmanızla belki de ilk defa derli toplu bir araştırma çıkıyor. Kimler var Rezan Hocam? Yani özellikleri, bu araştırma yapanların şahsi özellikleri ya da bunlarla ilgili bilgiler var mı? Yani bunlar diplomatlar mı, sadece seyyahlar mı ya da başka görevleri, istihbaratı ya da politik alanda olan insanlar mı? Bu konuda neler söylersiniz bize? Evet. Şimdi Sayın Hocam, o dönemin şartlarına göre tabii iletişim biraz daha bugüne göre çok gerideydi. Ama ondan geçmiş olan zamana göre o zaman daha iyi bir konumdaydı. Daha iyi bir konumda olduğu için batıdan da bu sefer imkanlar artıyor. Anadolu'ya, Mezopotamya bölgesine ziyaretler çok artmış. 19. yüzyıla baktığım zaman yani muazzam bir seyahat var. 5000 küsür seyyahın Anadolu'ya geldiği tespit ediliyor. Çok büyük bir rakam bu gerçekten. Bunun oranında da Şırnak coğrafyasına da bir seyyah akıcı olduğu fark ediliyor. Bunları özellikle ben dikkat ettim. Çalışmamda yaklaşık 30'a yakın çalışmayı özellikle kaleme aldım, inceledim. Tabii bu sayı daha da fazla ama dikkate değer olan şeyler bunlar. Daha çok İngiliz,
Amerika, Alman ve Fransız vatandaşların çalışmalarını burada dikkate aldım. Almanca, İngilizce ve Fransızca yazılmış eserler bunlar. Tabii kolay değildi bunları çevirmek. Eski yazıyla yazılmış çalışmalar da var burada. Bir de İngilizce bilmenin yanında bölge kültürünü de iyi bilmek gerekiyor. Tarihini de iyi bilmek gerekiyor. Bölge tarihi hakkında bilginiz de yoksa bunları da bulmak, bunları da şey yapmak, değerlendirmek de kolay değil. Bunların içerisinde dikkat ettim. Hakikaten her meslekten şey var burada. Seyyah var. Seyyah olarak geliyorlar ama bazıları mesela misyoner, misyonerlerin sayısı çok fazla. İngiliz ve Amerikan misyonerleri o kadar çok fazla ki bunlar birbirine rekabet içerisinde de hareket ediyorlar. Bir savaş veriyorlar birbirlerine hakikaten. Arkeologlar var aynı şekilde. Arkeologlar özellikle Mezopotamya bölgesindeki Sümer uygarlıklarının daha 19. yüzyılda gün yüzüne yavaşça çıkarıldığı bir dönemdi. Bunları yaparken de tabii Habur üzerinden Zao, Cudi Dağı'na geliyorlar. Cudi Dağı'ndaki araştırmaları bu arkeolojik çalışma burada da devam ettirip aynı şekilde Avrupa'ya gidiyorlar. Bunun yanında gazeteci var, savaş muhabirleri var, asker var, diplomat var, macera perest var. Yani o kadar çok şey var ki meslek sahibi, doktor olan var. Yani doktorluk görevi için gelmiş hem doktor hem coğrafyacı hem tarihçi. Çok geniş bir meslek şeyi var burada, ben onu fark ettim. Ve çok da güzel gördüklerinden not etmişler. Her gördüğünü hiç kaçırmamışlar detayına kadar. Yüzyıl olarak Razan Hocam, şimdi batılı seyahların gözüyle diyoruz. Yani yüzyıl olarak sizin araştırma yaptığınız, özellikle dönem olarak belirlediğiniz bir aralık var mı çalışma için? Evet, şimdi tabii o da çok önemliydi. Yani 19. yüzyıl çok seyhan geldi dönem olduğu için bilgilerin de çok fazla aktarıldığı bir dönem. Burada o aralığı çok iyi şey yapmam gerekiyordu. 19. yüzyıl sonuna doğru daha da fazla artıyor. 1810 ile 1910 tarihini aldım özellikle. Çünkü 1900-1910 tarihinde de çok önemli bilgilerin aktarıldığı seyyahlar da var. Yaklaşık bu 100 yıl süreçteki seyyah notlarını alarak üzerine çalıştık, bilgileri aktarmaya çalıştık ve değerlendirdik. Yani sayı çok fazla, bunları elemek çok önemli. Bazı seyyahlar direkt transit geçmişler, fazla bilgi vermişler, bir iki cümleyle aktarmışlar. Bazıları ise o kadar çok bilgi vermişler, her gördüğü detayı aktarmışlar. Görevli olarak gelenler de var, Osmanlı şeyinde ordusunda görevli olanlar da var. Gelirken bu bölge, görevli de geliyor, asker olan. Duyun-ı Umiye'de görevli olanlar da var. Bu şekilde seyahlar da var. İstihbarat elemanları da çok acayip cirit atıyorlar bölgede. Muazzam bilgi topluyorlar. Bir seyahatleme adı altında her şeyi yazmışlar. Aşiretlerin soy kütüğüne kadar, yöneticilerin soy ağacına kadar her şeyi çıkarmışlar. Kılık kıyafetleri yazmışlar. İşte eğilimleri nedir, kime meyillidir, siyasi görüşleri, her şeyini aktarmışlar. Tabii bunlar, o kılık kıyafetleri sanki bir görüntü. Görüntü sadece. Arka planda ise farklı nedenler yapmaktadır. Bilimsel amaç için gelenler de var. Coğrafya, yeryüzü şekillerini incelemeye gelenler de var. Bu bilgiler tabii bize çok muazzam bilgiler katıyor. Şırnak tarihini aydınlatmak için coğrafyasına, tarihine, bilimsel çalışmalarına katkı sunduğuna ben inanıyorum. Bir öncülük olacaktır. İnşallah böyle devam eder, güzel sonuçlara da çıkmaya devam eder. Öyle umuyorum. Razan Hocam, bir de şu durum var. Tabii siyasi çalkantıların özellikle Osmanlı özelinde, bölgenin de Orta Doğu'nun da sınırlarının yeniden çizildiği bir dönem. Evet. Yani sizin seçtiğiniz 1800'den sonrası. Tabii bütün ülkeye çok ciddi bir yabancı ilgisi var. Yani Batı'dan pek çok ülke aslında Osmanlı'yı anlamaya çalışıyor. Yani siz bölge üzerinde belki işliyorsunuz konuyu ama diyelim ki işte örneğin Macarların Karadeniz'de yetişen bilgi türlerine kadar kayıtları var. İşte birisi Doğu Anadolu'nun kuzeyini çok ciddi bir şekilde ele almış. Van ve çevresini farklı ele alanlar. Yani ciddi anlamda ülke adeta etnografik olarak parsel parsel kayıt altına alınmış. Bu yani bölgeye, özellikle Şırnak ve çevresinin açıldığı Orta Doğu'ya ve oradaki sınırlarla ilişkin yeniden kurulacak
çeşitli siyasi devletlerin ya da jeopolitik olarak haritası yeniden çizilecek yerler için müthiş bir veri akışının olduğunu gösteriyor. Yani bunları sadece kendi merakları için kullanmamışlar. Peki bu anlamda bölgeye gelirsek, yani etnik olarak çok dinli ve kültürlü bir bölge, nelerle karşılaşıyorlar burada? Yani belli başlı özellikler açısından hangi gruplar var, hangi dinsel cemaatler ya da gruplar var? Özellikle bunlara dikkat ediyorlar mı? Evet, şimdi Sayın Hocam, bunlar seyahat yaparken tabii ön bir alıştırma, çalışma yapmışlar. Yani böyle boş gelmemişler. Boş insanlar değil bunlar. Daha önceki bu bölgeye gelmiş insanların notlarına bakmışlar. Bölgeyle ilgili bilgiler toplamışlar. Ve daha sonra bu bölgeyi ziyaret edip çalışmaların bilgilerini şey yapmışlar, derlemişler. Bu bölgeye geldiklerinde hep dindaşlarının olduğu yerlerde misafir şey yapmışlar, kalmışlar, ikamet etmişler. Mesela Hristiyansa Hristiyanlar etmişler. İşte papazlar genellikle misafir olmuşlar burada hakikaten. Ve onlardan da bilgi almışlar. Bölgenin liderlerinden de görüşerek, onlardan da ağalardan, birlerden bilgi almışlar. Bölge çok kozmopolit bir yapıya sahip. Hakikaten baktığın zaman Keldaniler var, Yakubi Süryaniler var, Ermeniler var, Nesturiler var, Yahudiler var, Yezdiler de var olduğu görülmekte. Çok hakikaten bunlar iç içe yaşadığı, coğrafya içerisinde karışık olarak yaşadıkları ve sorunsuz yaşadıklarını daha çok görüyoruz, ama bir iki olay haricinde işte Süryaniler İdil bölgesinde daha çok yaşadıkları orada görülüyor. Dağlık alanlarda daha çok Nesturilerin düz alanlarda bir kısımda, dağlıkta bir kısımda aynı şekilde Keldanilerin olduğu, Cizre'de de işte Yahudilerin, bir kısım Yahudilerin olduğu görülmekte. Herhangi bir problem yaşamadığı, sıkıntının olmadığı görülmekte, ama dönemin siyasi olayları da ister istemez bütün herkesi etkilemiş. Burada gayrimüslimler de, Müslümanlar da sıkıntı çekmiş, olaylar yaşanmış. Yani bu bakımından zengin bir kültüre sahiptir bu bölge diyebiliriz. Ama gittikçe değişen bir nüfus şeyine, farklılaşmasına gitmiş. Ana bünyeyi Kürtler oluşturmakta, ama mesela nüfusa baktığımız zaman 1870-72 ile mesela tüm bölgede nüfusun yaklaşık 21 bin olduğu belirtilmekte. Bunun yani 3 bin küsürü gayrimüslim olduğu belirtiliyor. Yani nüfus genelde %15 civarı ortalama gayrimüslim topluluğu oluşturduğunu göstermekte. Ama yavaş yavaş bu sayının azaldığı görülmekte. Peki özellikle kültürel yapıdan belki biraz buradan devam edebiliriz. Onların tespitleri ya da sizin en azından bölgeyle ilgili araştırmalarınızda bu toplumsal yapı hakkında böyle belli başlı örnekler ya da ayrıntılar var mı bölgeyle ilgili özellikle? Evet, şimdi halkın bir kısmı, yani önemli kısmı göçebe. Göçebe yaşıyor. Yarı göçebe olan topluluklar da var. Bu göçebe hayat kültürün bir parçası olmuş. Yani seyahların anlatımlarına baktığınız zaman Musul'dan, Cizre'den gelen özellikle göçebeler mevsimlik göçler geçiyor. Özellikle Cizre'den gelen çok olur, İdil bölgesinden. Buradan Şırnak yaylalarına geçiş yapıyorlar. Şırnak merkez halkının ise daha çok yerel bir şey olarak, yani şehirleşmenin, kültürün olduğu, kalıcı bir yerleşmenin olduğu bir mekan olduğunu görüyoruz. Bu onların kültüründe, bölgenin kültüründe göçebe hayatının çok olduğunu, hayvancılığın özellikle orada çok etkin olduğunu görebiliyoruz. Ve çadırlar vazgeçilmez o dönemin şeyi olarak görülüyor. Sadece çadırlar göçebe olan şeyler için değil, oradaki idari şeylerin de, ileri gelenlerin de kullandığını görmekteyiz. Mesela bir seyyah, Amerikalı seyyah Doktor Grant geldiğinde kum çatıya gelmiş. Orada Bedirhan Bey'in çadırında misafir olmuş. Karagah olarak kullandığı bir çadır. Yani kültür olarak, bir de dil olarak da çok farklı diller de var. Türkçe'nin konuşma dilinin yanında Süryanice, Arapça dillerin de konuşulduğu burada görülmekte. Peki ilişkiler anlamında, Müslüm gayrimüslim ilişkileri anlamında onların dikkatini çeken ayrıntılar var mı? Yani uyum konusunda ya da çatışma konusunda
bu tür ayrıntılar kayıtlı mı onların çalışmalarında? Evet, siyahların dikkat çektiği bir konu da bu hakikaten. Çok önemli bilgiler ve detaylı bilgiler veriyorlar burada. 100 yıl boyunca baktığın zaman biraz önce bahsettiğim kozmopolit bir yapı hakikaten. Çok farklı etnik ve dini kültürlerin, varlıkların, toplulukların olduğu görülmekte. İşte Nesturi, Keldani, Ermeni, Yezidisi, Yahudi, Kürt ile beraber dağınık olarak yaşamışlar. Çok böyle aslında böyle bir ciddi bir problem olmadı, dini bir sıkıntı olmadığı görülmekte. Oluşan olayların da işte ekonomik, siyasi gibi bazı sebepler olduğu görülmekte de. Olaylar da daha çok Bedirhan Bey döneminde yaşanmış. Yani özellikle Yezidiler ve Nestorilerle ilgili bir problemmiş ama bu problemin arkasında da işte Hakkari'deki birler arasındaki bir orada hanedan içi çatışmada tat mücadelesinde Nestorilerin orada müdahil olması. Ondan sonra Batı seyyahların, misyonerlerin bu Nestorileri kışkırtması. Onların hakikaten çok büyük bir etkisi oluyor. Onları kışkırtıyorlar, vergilerini ödemiyorlar. Artı Kürt bölgelerine, aşiretlerine saldırı düzenliyorlar. Ondan sonra Bedirhan Bey gönderdiği elçileri öldürüyorlar. Yani asayişi bozuyorlar. Asayişi bozmaları sebebiyle Bedirhan Bey Nestoriler üzerine bir operasyon dönüyor. 1843 ve 1846'da olmak üzere orada bir sefer düzenleniyor. Bu Nestorilerle yapılan bu olumsuz olayın dışında bir de Yezidilerle ilgili bir problem yaşanıyor. Yezidilerle ilgili problem de daha çok onların işte onlarla ilgili çıkarılan fetvalar var. Artı onların Musul'daki geçen Cizre yakın bölgede geçen ticari kervanlarına saldırmalar, ekonomik olarak zarara uğratmaları. Yani oradaki kervancıları acımasız bir şekilde öldürmeleri olayı neticesinde aynı şekilde Bedirhan Bey oraya 1844 yılında iki sefer düzenliyor. Bu olaylara baktığımız zaman hiçbir Şırnak coğrafyasında yaşanmıyor. Hepsi ya yani bir Hakkari'de oluyor, biri Irak bölgesinde oluyor. Yani Şırnak coğrafyasında aslında gayrimüslimlere de bir 19. yüzyılda baktığımız zaman bir problem yok. Bir sıkıntı olmadığı görmek. Yani Ermenilerle bir problem yok. Keldanlı gibi bir problem yok. Yahudilerle ilgili bir problem yok. Suriyeli ile herhangi bir problem olmadığı görülmektedir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani yaşam alanı olarak Şırnak ve çevresi bu anlamda bir güven ortamı olduğunu gösteriyor. Bir de yani tarihsel açıdan hem dini açıdan hem tarihi açıdan bir de önemli bir bölge. Tam konuşmanızın başında Cudi'den bahsettiniz. Aslında Cudi bir anlamda insanlığın anlatıya göre ve dini bilgiler de bunları destekliyor. Bölge için muhtemel oluşmuş bir tufandan sonraki yeniden yaşamın izlerinin görüldüğü bir yer. Yani bu büyük bir alanı kaplıyor ve burada özellikle Asur kent yerleşimlerinin kalıntılarının olması, işte Asur Kralı Sanherib'in kabartmalarının olması, yazıtlarının olması, belki özellikle muhtemelen Roma'ya ait kent kalıntılarının olması, burası ileri bir karakol görevi de görüyor bölge o açıdan. Yani pek çok tarihi, arkeolojik kalıntı da bırakıyor ve mesela Rassam Hürmüz sanırım bir anlatısında köylülerden duyduğu bu kabartmaların varlığını duyduktan sonra onlarla hepsinin peşine düşüyor. Onları yeniden görmek için hangi sıkıntılara girdiğini falan yazıyor ayrıntılı. Gerrard Bell mesela Gertrude Bell yine hac vazifesini yaptığını anlatıyor örneğin. İnanca göre özellikle Yahudilerden kalan Sefine bölgesindeki mescidi ziyaret edilmesi durumunda 7 kez ziyaret edilmesi durumunda hacı olunacağına dair bölgede yoğun bir kanaat olduğunu söylüyor. Kendisi de hac vazifesini bu şekilde yaptığını ifade ediyor. Bu anlamda bölgenin dinsel olarak da çok önemli bir şey var, etkisi var değil mi? Hem arkeolojik ve dinsel miras nasıl işlenmiş buralarda? Evet, şimdi seyyahlar Şırnak coğrafyasına geçerken
Mezopotamya gidiyorlar ama Judi Dağı gibi bir tarihi bir hazine yatıyor. Judi Dağı'nı da görmezden gelemiyorlar. Araştırıyorlar. Judi Dağı acaba diyorlar şimdi Nuh'un gemisinin indiği yer Şırnak çorbasındaki bu dağ mı? Yoksa Arar dedikleri işte Tevrat'ta ve İncil'de geçen Arat'ı acaba Arı sınırlar içerisindeki Arı Dağı mı konusunda adres üzerine bir tartışma yapıyorlar. Genel itibariyle bu seyahların hemen hemen hepsi neredeyse ittifak halinde o Judi Dağı'nın geminin indiği dağın Şırnak çorbasındaki bu Judi Dağı olduğunu özellikle belirtiyorlar ve bunları da tezleriyle şey yapıyorlar, açıklıyorlar. Ararat Dağı'nın olmadığını, yani oradaki Ararat Dağı Tevrat ve İncil'deki Ararat Dağı'nın aslında Asur'un kuzeyinde bulunan, yani bu bölge Asur olarak bahsediliyor, kuzeyinde bulunan Sıra Dağları, yani Judi Dağı olduğunu orada yorumluyor ve açıklıyorlar. Ve neden olmaması Ağrı'dan olmaması gerektiğini ve Judi'den geminin indiği, karar kalındığı yer olduğu konusunda da bazı fikirlerini de çok güzel bir şekilde sıralıyorlar. Örneğin Ağrı'dan'ın coğrafi olarak imkansız olduğunu bir anda, yani zeytin yetişmesi için uygun değil diyor. Yani kuşun ağzında bir şey dalla gelmesi, orası Ağrı'da coğrafi olarak hava iklim açısından uygun olmadığını ve Judi'da bölgesinde zeytin yetişiyor. Artı bir de asmaların da olduğunu burada ekliyorlar. Bunun dışında bir de yani diyelim ki Ararat dediğimiz Ağrı da olsun oraya indi diyelim diyorlar. Şimdi gemi oraya indiği zaman Ararat Dağı yani Ağrı Dağı ile Şırnak'taki Judi Dağı arasında çok kaba bir şey var, coğrafi bir yapı var, sert bir coğrafya var. Şimdi o gemiden inen insanların o aradaki bu coğrafyaya aşıp gelmeleri çok imkansız. Daha Mezopotamya gelmesi için. Yani niye buna katlanacaklar şimdi? Oradan buraya kadar gelecekler. Yanı başında İran gibi düz bir ova var diyorlar. Yani medeniyet eğer yani bu ova düz bir İran'da bir mekan, bir coğrafya falan varken niye zahmetlere katlanıp da buraya değil de buraya gelip de şey yapsınlar, gelişsinler. Bunun imkansız olduğunu söylüyorlar. Eğer öyle olsaydı İran'da bu Sümer toplumu orada, o medeni orada kurulmuş olurdu. Bunun da imkansız olduğunu belirtiyorlar. Yani çok güzel bir şekilde bunu izah da ediyorlar. Bunun dışında da Ağrı'dan, Judi'dan etrafında o kadar çok kalıntı var ki Asurlara ilgili, ondan sonra belki Romalılara ilgili etrafta parklara ilgili şeyler var, yerleşim yerleri var. Hasana köyünün bulunduğu yerde Sanherib'e ait, Asurlar kralına ait şey var, rölyefler var. Ondan sonra Şah köyü de aynı şekilde çok eski bir yerleşimleridir. Bunun dışında da ayrıca seyyahlar mesela Getirleber Judi'den tepesine çıktığı zaman orada 80 kişi Heştan köyünü orada olduğunu belirtiyor. İşte ilk yerleşimlerin olduğu yerler bir bölge olduğunu 80 kişi de ismen nispetle o ismin verildiğini belirtiyor. İşte bu bölgeleri de bu şeyleri de bu köyleri de gezdiklerinde Rassam mesela Şah köyündeki şeyi keşfediyor. O bölge halkının bilgisi üzerine. Zaten bölgedeki insanlar burada tarihi bir yerleşimlerin olduğunu biliyor ama kime ait olduğunu, hangi döneme ait olduğu konusunda bir fikirleri yok. İşte bu arkeologlar buraya geldiğinde o köylerin yardımıyla, bilgisiyle Rassam geliyor Şah köyünde oradaki rölyefi buluyor. Kaya kazısı. Aynı şekilde Austin Henry Layard, o da arkeolog, 1849 yılında geldiğinde Hastane köyündeki Kral Sanherib'e ait rölyefleri burada buluyor. Bunlar büyük bir buluş. Bunun dışında da 1907 yılında British Müze Müdürü William King de çok detaylı bir arama yapıyor. Yani bir karış karış gezerek hepsinin parça parça buldu, hatta bulamadığı bazı rölyeflerde olacak toplamda 8 tane rölyef buluyor. Yani bir seferde 8'ini buluyor. Şu anda bile bunun 6 tanesi tespit edilmiş. Diğer 2 tanesi nerede olduğu bilmiyor. Ve bu bilgileri alarak Avrupa'ya götürüyor. O yazıları okuyor. Bu 8 taneden 5 tanesinin Kral Sanherib'in Babillere karşı yaptığı savaşın zaferlerini olduğunu anlatım şeylerin olduğunu belirtiyor. Ve bu bilgiler daha sonra New York Times'ta 1912 yılında haber oluyor. Manşette veriyorlar bu haberi. Yani bu tarihi gelişimleri, muazzam olayları gündem oluyor burada. Yani
coğrafyamızdaki bu bilgileri hakikaten Batılıların eliyle öğrenmek çok bize biraz acı geliyor. Araştırması gereken o kadar çok yer var. İşte Peştan dediğimiz Sema'nın yerleri var mesela burada. Halen de Şah Köyü araştırması gereken bir yer var. Yani orası da çok eskiye, tarihe bir şeye dayanıyor. Hatta Evliya Çelebi oranın kuruluşunun Nuh'un oğlu olan Sam tarafından kurulduğunu söyleniyor. Heştan da aynı şekilde Nuh ve oğullarıyla beraber kuruldu. Orada Evliya Çelebi'nin şeyinde bahsediliyor. Cudi Dağ'da kurulan o mabet aynı şekilde. O hem Hristiyanlar hem Yahudiler ve Müslümanlar için kutsal bir yer olabiliyor ve bunlar her yıl seyahların seyahatlemesinde yaz aylarında Sefine bayramı şeklinde kutlanıyormuş ve orada bir Yahudi mabedi olduğu da söyleniyor. İşte taşlar üzerine üstte şey yapılmış, üzerine açık ama tahtaların olduğu bir ibadethane olduğu, kutsal yerin olduğu belirtiliyor. Evet, yani bu kültür tabii günümüzde de özellikle son birkaç yıldır yerel yönetimler, özellikle devletin bu konuda çok iyi bir politikası, kültür politikası yürüttüğünü görüyoruz. Valilik eliyle de bu Sefine Festivali, Sefine Bayramı aslında yeniden canlandırılıyor ve insanlar yine Temmuz ayında bu ziyaretlerini yeniden yapıyorlar. Hatta halk bilimsel anlamda da biz bir çalışma da yaptırdık. Aynı zamanda halkın bu konudaki hatıralarını da yeniden dinleme fırsatı bulduk. İnsanlar hala büyüklerinin 2 hafta, 3 hafta boyunca Cudi Dağı'nda, Sefine bölgesinde konaklayarak oralarda inzivaya çekildikleri, namaz kıldıkları, dualar ettikleri, hatta festival kapsamında insanların eğlendikleri, toplumsal sorunlar varsa çözümü için bir araya geldikleri, hatta işte Musul'dan, Siirt'ten ve civar yerleşim yerlerinden insanların da bir araya geldiğini söylüyorlar ve o zamanı, o dönemi büyük bir aslında büyük bir özlemle anıyorlar. Bu seyahların da yani çalışmalarına konu olmuş. Demek ki o dönemde insanlar o kadar aktif bir şekilde bu kültürü devam ettiriyorlar ki bunu yazma gereği duymuşlar, açıklama gereği duymuşlar. Hakikaten bölge için çok büyük bir zenginlik. Yani Cudi'nin kendi varlığı hem tarihsel varlığı hem de aynı zamanda manevi, yani dini varlığı bölgenin hakikaten en büyük hazinelerinden birisi. Çok kıymetli bilgiler bunlar Rezan Hocam. Umuyoruz daha fazlası da zamanla ortaya çıkacak. Bir de tabii seyyahların bölgeyle ilgili iktisadi hayatla ilgili de tabii şeyleri var, yaklaşımları var. Bölgeye böyle ekonomik anlamda yani o dönem için nelerden bahsediyorlar? Var mı böyle ayrıntılar acaba? Evet, hocam işte Musul, Diyarbakır, Mardin, ondan sonra Musul ve Karadeniz'e açılan yolun tam şey noktasında, ticaretin böyle kavşak noktasında, yani kervanlar sürekli bu bölgelerden girip geçiyormuş. Artı zaten Dicle'leri de ticaret alanında da büyük bir muazzam bir katkısı var. Bu bölge özellikle coğrafi olarak çok değişik bir yapıya sahip. Zaten seyahatler geldiği zaman Musul'dan, işte Suriye'den, o aşağı taraftan bu bölgeye, Şırnak bölgesine geldiklerinde aradaki farkı çok muazzam bir şekilde görüyorlar. Aşağı taraf böyle düz ova, köl, yani yaşam şartlarının çok şey olduğu bir yer, sıcak bir yer. Ama burası işte dağlık alanlar, işte akarsuların, vadilerin, suların olduğu, işte güneyden kuzeye doğru gittikçe yükseltinin arttığı görülmekte ve o oranda da çeşitliğin de arttığı, ürünlerin de arttı. Tarım, yukarıda mesela hayvancılık yapılıyor. Aşağıda ise vadi içerisinde tarım ürünlerinin üretildiği ve çeşit çeşit meyvelerden, sebzelerden bahsediyorlar. Bunlara özellikle öyle bahsediyor ki ya doğasının harika olduğunu, bölgeye hayran kalarak bir şekilde ifade ederek belirtiyorlar notlarında. Burada özellikle Halep bölgesinden, Musul bölgesine ve gelen tüccarlar bu bölgeden işte mesela mazı, meşe palamudu buradan şey yapıyor, hayvan aynı şekilde küçük baş hayvanları alıp götürüyorlar buradan. İhracatın yapıldığı bir bölge olduğu, stratejik nokta olduğu söyleniyor.
Yani birçok özellikle dokumacılık burada önemli. Şapşapik dediğimiz şeyde aslında atıfta bulunuyorlar. Hayvan tüylerine, kıllarından, keçi kılından yapılan o kumaşlar artı kez dediğimiz, bu gez dediğimiz bir yabani bir ipek var. İpek böceği, ondan üretilen bir kumaştan bahsediliyor. Buradan işte bir sanat işte şeyin de olduğu, kültür faaliyetin de olduğundan aynı zamanda şey yapabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yani zanaatın da iyi olduğunu görebiliyoruz. Bunlar hep ticari bir şeydir. Bir bölgenin bir getirisidir. Özellikle tabii o zaman şartlar kolay değildi. Mesela Dicle'ye geçmeleri gerekiyor bu bölgeye gelmek için tüccarların. Tüccarların böyle her istediğinde bu dönem gibi köprüler yoktu. Karşıya geçmek için değişik yollar vardı. Şimdi hayvanlarını karşıdan karşıya getirecekler. Bu işlem için pelek dediğimiz, sal dediğimiz şeyler var. 10 tane, 20 tane, 15, 20 tanesi artık kere yan yana getirip birleştirerek bir köprü sunacak. Köprü oluşturuyor ve oradan büyük ve küçük baş hayvanlara şey yapılarak göçler yapılıyor. Ticareti bu şekilde yapıyorlar ve bunun karşılığında tabii vergiler alınıyor. Giderken bu hayvanlar işte sütünden, etinden bir şekilde yününden satışlar yapılıyor. Evet, çok canlı bir ticaret hayatının olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda evet. Bir geçiş yolu olması burayı cazip kılıyor. Dolayısıyla da seyyahlar için de aslında iyi bir güzergah olmuş oluyor sizin anlatılarınızdan. Çünkü pek çok şeyi gözlemleme imkanı buluyor. Belki bir kısmını dediğiniz gibi bir ara anlattıktan sonra geliyor ama önemli bir kısmını da burada görüyorlar. Yeni şaşırılacak bilgileri burada derliyorlar. Belki bu vesileyle daha fazla kalma imkanları oluyor. Ya da daha ilginç bilgileri gidip başka seyyahlara anlatarak buraya daha fazla ilginin olmasını da sağlıyorlar. Çünkü yanıma işlerinde Trabzon bölgesi var. Özellikle çok ticari ve dinsel anlamda çok farklı etnik unsurların, grupların her ne kadar Süryani toplumu başat olsa da o dönem için diğer etnik gruplar da var. Ve yanın başında yine Diyarbakır yolu var. Bu ciddi anlamda büyük bir hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan bir hareketliğin olduğunu gösteriyor. Razan Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler bunlar. Ama şunu da belki sormadan da edemeyeceğim. Çalışmak için, bu konuyu çalışmak için ya da bölgeyi çalışmak için bu çalışmanız hangi noktada destekleyecek araştırmacılar? Yani çünkü çok titiz bir araştırma süreci yürüttüğünüzü şahsen biliyorum. Başında da bunları söylediniz, hangi sahiplerle hareket ettiğinizi. Dolayısıyla yeni araştırma yapacak bölge çünkü çok bakir kalmış. Yani geçmişteki hareketlenmelerden bahsettiniz. Özellikle konu hakkındaki çalışmalardan bahsettiniz ama neredeyse bu kadar zaman geçmesine rağmen güncel olarak ele alırsak bir elin böyle parmaklarını geçmeyecek kadar titiz şekilde hazırlanmış çalışmaların olmadığını görüyoruz. Çok az olduğunu görüyoruz. Buralardan yani sizi izleyip bu konuda en azından bölge çalışacak olanlara neler tavsiye edersiniz? Yani çalışmanız hangi noktalardan hareketle onlara hangi noktalarda destek verebilir? Özellikle bu seyyahlar noktasında biraz daha araştırma yapılması gerektiğini anlıyorum. Belki benim bu başlangıç olacaktır. Bu seyyahların eserleri daha dikkatli takip edilerek diğer seyyahlara ulaşılabilir. Yani iyi dil bilen, Fransızca, Almanca, İngilizce bilen araştırmacıların bu eserlere, farklı eserlere bence kesinlikle tek tek incelemeleri gerekir. Belki gözden kaçırdığımız noktalar da yerler de olabilir. Sadece bunlar değil, bir de yayınlanmayan bazı eserler var. Ben sadece onu fark ettim. Bunu da gidip gerekirse İngiltere'de o kütüphanelerde bunu bulmak gerekir. O arşivlerde bulmak gerekir. Ben inanıyorum daha da güzel, muazzam bilgiler vardır. Yayınlanmayan raporlar var. İngiliz raporları çok önemli. İngilizler çünkü o dönemde burada çok seyahat göndermiş. Amerikan raporları da aynı şekilde çok önemli. Bu yayınlanmayan raporlar var. Onların kütüphanelerinde çıkarılma hazır, ben inanıyorum ki kitaplar da var. Ulaşamadığım eserler de var. Onları da ben fark ettim. Kesinlikle o bölgede bir çalışma olması gerekiyor. Sadece Şırnak bölgesinde değil, artık gidip yurt dışında gidip o kütüphanelerde o eserleri çıkarıp titiz bir şekilde araştırıp gün yüzüne çıkarılması gerektiğini inanıyorum. Yani böyle bir çalışmanın olması ben faydalı olacağına inanıyorum. Yani çok
iyi bir güzergah çizdiniz. En azından neler yapılabilir bundan sonrası için. Bunlar gerçekten muazzam öneriler. Hem metodoloji açısından önemli tavsiyeler bunlar. Siz konuya belki biraz da tabii İslam tarihçisi kimliğiyle aslında yaklaşıyorsunuz. Yani çünkü biliyoruz ki pek çok konu bir şekilde dinle ve Müslüm gayrimüslim ilişkileri ya da dinsel topluluklar, yani farklı dini gruplar arasındaki ilişkilerle anlaşılabiliyor. Yani daha çok bir anlamda bir teolojik perspektif burada kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla siz bir İslam tarihçisi kimliğiyle de aslında bunu değerlendiriyorsunuz. Yani sadece işin bir ucundan tuttuk. İnşallah bir zincirlenme bir o vakayla ileriye doğru gidilir. Daha farklı bilgiler ulaşılır. Sadece tabu değil, İslam eserlerinde de incelemek gerekiyor. Onlarda da iyi yapılan çalışmalar var. Onlardan da faydalandım. Evliya Çelebi'nden tut, diğer İbn-i Battuta da aynı şekilde, diğer seyahlar. Osmanlı arşivleri de aynı şekilde çok önemli. Belki incelenmesi bulunması gereken daha arşivler vardır. Onları da incelemek gerekiyor. Ve benim bu seyyah şeylere beraber bir bütün halinde bir araya getirildiğinde ben muazzam bir şey çıkacağına inanıyorum. İnşallah böyle bir çalışma da yakında olur. Biz sadece bunun bir ön bir şeyini olduk, bir parçası olduk diye inanıyoruz. Yani bir Şırnaklı olarak Şırnak tarihine bir katkı sunabilirsek ne mutlu. Hakikaten zevkle ben bu çalışmayı yaptım. Doğduğum, büyüdüğüm yerin bir tarihi bilgilerini aktarmak bizim için bir hakikaten bir memnuniyet verici bir durumdu. Güzel oldu yani. Araştırmacılara eserinizin önemli bir kaynak olduğunu yeniden hatırlatmak istiyorum. Defta Yayıncılık etiketiyle güzel bir çalışma çıktı. Umuyorum daha geniş kitlelere yayılma fırsatı bulur. Razan Hocam çok teşekkür ediyorum. Eserinizi artık okuyucunun yorumlarına bırakıyoruz. Etkisinin, katkısının uzun olması dileğiyle son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Detaycılık hakikaten baştan sona kadar çalışmamıza ilgi gösterdi. Yani kitabın tanıtılmasında sadece Şırnak'ta değil, uluslararası alanda yayın olarak yayınlanması büyük bir şans oldu. Şırnak'ın tanıtıma büyük katkı olduğuna inanıyorum. Olacaktır da inşallah. İnşallah matbu olarak da çıkacaktır ileride. Bu tanıtımda tekrar bu yayın içinde sizlere ayrı bir teşekkürlerimi borç biliyorum Sayın Hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum katkılarınız için. Kültürün yeniden inşasında, tarihin yeniden inşasında en azından bilinçli bir nesil yetiştirme noktasında akademik alandaki bu katkınızın ben bölgeye çok büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum. Sizlere çok teşekkür ederek izleyicilerimize yeni bir programda, yeni bir yazar ve eseri programında yeniden buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum.